Cihazımızı şu anda dış ortama, bahçemize çıkarttım ve ilk fişine takar takmaz açılmaya başladı. Şimdi dış ortamı okuyacak. Sensörümüzün şöyle bir özelliği var. Isınarak çalışan bir sensör. Kendisine gelip doğru ölçümü yapabilmesi için yaklaşık bir 5 dakika kadar geçmesi gerekiyor. Aslında karbondioksit cihazını satın aldığınızda bulunduğunuz ortamın her yerin karbondioksiti farklı olabilir. Biz şehir ortamında sonuçta kalibre ediyoruz. Ama kırsal bir bölgede sizin PPM değeriniz çok daha düşük seviyelerde olabilir. Bunu cihazınızın üzerinden reset yaparak şey yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Aslında bir 5 dakikalık çalıştırmanın sonunda reset yapmanızı öneriyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu anda işte şehir ortamı ve işte bizim bahçemizde, işletmemizin bahçesinde şu anda 715 ppm ölçüyor. Şimdi reset yapmayı şu şekilde göstereyim. Artı ve set tuşuna bastığınızda reset menüsü çıkıyor. Artıya bastığımızda reset işlemini yapmış olacağız. Biz bu reset işlemini yaptığımızda bir süre sonra reset'i okey yapıyor ve bizim normalde ilk değer olarak belirlediğimiz 410 ppm değerine geliyor. Bu bir şey kabulü. Yani bizim ilk 410 olarak kabul ettiğimiz değer, işte bu noktadan itibaren ben konuştuğum sürece işte benden gelen ya da işte havadaki gazların, uçuşan gazların durumundan ancak değişiyor. Şimdi biz buna göre ayarlayacağız. Mesela biz şu an bulunduğumuz hava şartının temiz olduğunu düşünerek bu havaya göre karbondioksit oranı kaç olursa fanlarımız devreye girsin, bunu biz belirleyeceğiz. Şimdi sete giriyorum. Şimdi biz aşağıda atölye ortamında işte 960 ppm yapmıştık. Şimdi bu şu anki şartlara göre eksi ve set tuşuna basılı tuttuğumda 750 ppm standart, bizim reset yaptığımız için standart değere geldi. Ama 750 ppm'i bile yüksek buluyorum mesela ben. Ve diyelim ki 650'de, hatta 600'de devreye girsin istiyorum. Yine set tuşuna basarak çalışma süresini reset yaptığım için demin 3 dakikaya indirmiştim. Tekrar 15 dakikaya çıkmış set değeri olarak. 1 dakika olarak ayarlıyorum. 1 dakika çalışsın. Bir sonraki set durma süresi 15 dakika dursun. 1 dakika çalışsın, 15 dakika dursun ve bu çalışma periyoduyla bizim karbondioksitimizi 650 ppm seviyesinde tutsun istiyorum. Tutabilirse. Fanlarımızın gücüne bağlı olarak. Set tuşuna devam ediyorum ve şu an ölçtüğü değeri gösteriyor. Hala 421 gösteriyor. Şimdi tekrar ben bir nefesle bu ppm değerini arttıracağım. Üflüyorum. Standart insan nefesi işte arttırmaya başladı. Zaten bizim set değerimizi üzerine çıktığı anda hemen fanları çalıştırmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş değer düşüyor. Normalde 400 küsür değerine kadar yavaş yavaş düşecek. Ancak bizim ayarladığımız 650 değerini altına düştüğü anda fanları durdurmuş olacak. Düşünün ki şu anda mantarhane kirlenmişti iç havası. Fanlar devreye girdi. İçerideki havayı dışarı attı. Dışarıdan içeriye temiz hava attı. 600'ün altına düştüğü anda da fanları durdurdu. Ha, yine de ben işte mesela fanları yine de elimle çalıştırmak istiyorum dediğinizde fanları manuel olarak çalıştırma. Bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Ama cihaza bağlı olarak çalıştıracağınız zaman bu şekilde çalıştırmış olacağız. Durum bu.
Yani karbondioksitin ayarlanması, resetlenmesi ve genel ayarları bu şekilde. Nem kontrol cihazımızsa her zaman kullandığımız iki nem kontrol cihazından bir tanesi var bu cihazın üzerinde. Burada ayarları çok basit. Set tuşuna basılı tutarak nem üst değerini belirliyoruz. Nem üst değerini örneğin ben buradan 75 belirledim. 75'e getirene kadar S tuşuna basılı tuttum, bastım ve tekrar normal okuduğu değere döndü. 59 ölçüyor şu anda. Bu da nem sensörünün probu. Bunu da mantarhanenin içerisine diğer sensörle beraber uzatıp mantarhanenin duvarına sabitleyebilirsiniz. Yine insan nefesinde yaklaşık %70-%80 nem var. Böyle hafif üflüyorum ve hemen nemi yakaladı. Nemi yakaladığı gibi de nemlendirme cihazı durdu. Bu fişe taktığınız nemlendirme cihazı nem düşene kadar, buradaki probumuzdaki okunan nem değeri işte bizim belirlediğimiz değerin altına düşene kadar nem cihazı çalışmayacak. Ne zaman ki düşecek, nem cihazı o zaman devreye girecek. Bu arada varsayalım tekrar mantarlar havayı kirletti. Tekrar üfledim. Fanlar devreye girdi. Fanlar çalışmaya başlayacak. Fanlar içerideki havayı temizlemeye başlayacak. Nem cihazı devreye girdi. Çünkü nemi %70 belirlemiştik. Onun altına düştü. Bu şekilde otomatik olarak devreye girecek, çıkacak. Ve siz bunu dışarıdan takip edebileceksiniz. Dışarıdan görebileceksiniz. İsterseniz dışarıdan düğmelere basarak fanları çalıştırabileceksiniz. Nemlendirmeyi çalıştırabileceksiniz. Bu şekilde. Tekrar nemi yükselteyim. Nem sensörüne yükleniyorum ve nem sensörü. Bu arada fanlar da 600 ppm'in altına düştüğü için fanlar da durdu. Şimdi nem kontrol cihazı 100'ün üzerinde ölçtü. Biraz fazla üfledim herhalde. Ama yine de nem kontrol cihazı, nemlendirmeyi yine de manuel olarak çalıştırmak isterseniz bu düğmeye basarak nemlendirmeyi, nem cihazı yüksek ölçse de nemlendirmeyi çalıştırmak isterseniz bu şekilde manuel olarak da çalıştırabilirsiniz. İşte yeni karbondioksit ve nem kontrol panomuz. Herkese çalışmalarında başarılar dileriz.